dolar kurunun başını alıp gittiği, enflasyonun inanılmaz bir şekilde yükseldiği, teknoloji fiyatlarının uçtuğu bir dönemde AirPods'lara biraz daha rakip tanıyabileceğim bugün bir kulaklık inceleyeceğiz. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar ve kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Videonun başında da söylediğim gibi bugün Soundtronics markasının Sound Liberty P10 Pro modelini inceleyeceğiz. Bu kulaklıkla ilgili birçok önden bilgi aldım. İnanılmaz güzel bir yapıya sahip. Performans olaraksa istenileni veriyor gibi duruyor. Ben de bunu incelemek istedim. Bugün bu kulaklığın detaylarına birlikte bakacağız. Fakat öncesinde destek olmak adına şimdiden videoyu beğenebilir ve kanala aboneyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi gelin bu arkadaşı açalım. Kutumuz bu şekilde. Burada Sound Liberty Pro yazıyor. P10 modeli. Ben dün bu videoyu çekmiştim. Videoda bir ses problemi oldu. O yüzden dolayı açarken de kutuyu burasını yırtmıştım. Yani bu ikinci çekişim. Hakkınızı helal edin. Çok problem yaşadım. Şöyle kutuyu açtığımız zaman bizleri kulaklık karşılıyor. Şöyle kulaklığı çıkaralım. Bu kısımda kitapçıklarımız var. Burada garanti belgesi. Gördüğünüz gibi. Burada bağlantıyla ilgili kağıtlar ve burada da kitapçığımız mevcut. İçerisinden USB Type-C kablomuz ve silikonlarımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu sanırım large olan, bir tane medium ve bir tane de small var. 1, 2, 3 takım silikonumuz çıkıyor. Bir tane de üzerinde var 4 takım. Bu güzel olmuş. Silikonlar işimize yarıyor sonuçta. Kulaklığın tasarımına bakmadan önce AirPods Pro ile bir yan yana koymak istedim. Gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor fakat P10 modeli biraz daha tombul yapmışlar. Verdiği premium hissiyatlık olarak AirPods Pro kaygan bir yapıya sahipken bu tarafta mat bir yapı var. Ben bu arada kulaklığın kapak sesini, kapak hassasiyetini çok beğendim. Böyle tasarımdan devam edelim. Burada bir LED lambamız var. USB Type-C ile şarj oluyor. Arkada bir bağlantı düğmemiz var. Kapak menteşeleri falan gayet kararlı ve güzel. AirPods Pro ile benzerliği böyle gördüğünüz gibi tombul. Bu yapıştı. Gayet benzemiş. Burada dokunmatiğimiz P10'da bu kısımda kalıyor. AirPods'ta da biliyorsunuz ki bu kısımda dokunmatiğimiz var. Bunu böyle bıraktık. Direkt devam edelim. Daha uzun bir yapıya var. Buraya Soundtronics yazmışlar. Eğer ki buraya yazmasalarmış bence daha şık durabilirmiş. Kulaklığın gördüğünüz gibi tasarımı bu şekilde. Şurada değişik bir yapı yapmışlar silikonları. Zaten IP68 sertifikası var. Bu da o kısımlara geleceğiz zaten. Şöyle baktığımız zaman mutatıslar nasıl tutuyor? Şöyle bakalım. Yani öyle çok aşırı bir kuvvetli değil ama açtığım zaman düşmüyor. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kulaklığımızda aktif gürültü engelleme var. 38 desibele kadar olan sesleri engelleyebiliyor. Transparan modu var ve rüzgar modu var. Rüzgar modu da adından anlaşıldığı gibi rüzgar seslerini daha minimaliste indiriyor. Rüzgar seslerini almıyor. Bluetooth 5.2 ile birlikte bağlantı kısmında bizlere daha stabil bir bağlantı sağlıyor. Kapağımızda sensör mevcut. Açtığımız zaman telefonumuz otomatik olarak bağlanıyor. Kulaklığı da kulağımıza taktığımız zaman müziği başlatıyor. Çıkardığımızda da durduruyor. Sensörlerimiz mevcut. Her kulaklıkta 3 adet olmak üzere toplamda 6 adet mikrofonumuz var. Kulaklığın kullanım süresi ise aktif gürültü engelleme kapalıyken 9 saat, kutusuyla birlikte ise 30 saat olarak belirtilmiş. Eğer aktif gürültü engelleme açık olursa 6-6,5 saatlik bir kullanım süresi mevcut. En güzel özelliklerinden biri ise IPX8 sertifikası. Pek çok kulaklıkta bu sertifika yok. Bu da suya ve toz sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor. Bu ama ultra derecede. Yani suya sokup çıkarabilirsiniz bile. Tabii ki de sokup çıkarmayın. Onun garantisini vermiyorlar fakat IP68 sertifikasını bu kulaklıklar almış. Şimdi çok hızlı bir şekilde bağlantısını yapmak istiyorum. Daha sonradan ufak tefek testlerimizi yapalım. Cihazla ilgili, ben cihazı kullandım bu arada, performansını biliyorum. Cihazla ilgili fikir ve görüşlerimi sizlere anlatacağım. Gelin bağlantıya geçelim. Bluetooth kısmına geldik. Arka bağlantı tuşumuza basıyoruz. Burada Soundtronics P10 çıktı. Bastık ve gördüğünüz gibi bağlandı. Şimdi kapatıyorum kapağını. Bağlı değil dedi. Bu arada sitesini yapmış oldum. Kapağını açtım. 2,5 saniye içerisinde tekrardan geri bağlandı. Bu benim çok hoşuma gitti. Bağlantı hızı gayet güzel ve stabil. Şimdi ufak bir müzik açıp dinlemek istiyorum. Şöyle kulaklıkları. Bu arada kulaklığı çıkardım. Müziği durdurdu. Taktım. Başlattı. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi yapmış olduğum müzik testinde tiz tonlar güzel, midler güzel. Ses gayet sound olarak çok tatlı geliyor, doyurucu geliyor. Fakat son ses seviyesi çok yüksek değil. Bu kulaklıkta öyle gümbür gümbür müzik dinliyorsanız son ses seviyesi üst seviyelerde değil. Onu söylemek istedim. Zaten silikon bir yapıya sahip olduğu için sound o yüzden dolayı güzel ve basslar böyle doyurucu geliyor. Müzik kalitesi güzel. Şimdi bir gecikme testi yapalım istiyorum.
Hemen YouTube'dan bir video açıyorum. Bu Almanların özellikle böyle ufak çocukların vesaireden elinde çok böyle severek yediği salamın sucuk hali, biraz da baharatlandırılmış hali. Salami diye geçiyor. Domuz yanı. Bu arada şaka. Yani gecikme çok fazla değil, gözle görülecek bir şey aslında böyle milisaniye olarak, ama çok da kötü değil yani. Hadi gelin dilerseniz diğer testlerle devam edelim. Şimdi bir dokunmatik geri bildirimine bakmak istiyorum. Bakalım dokunmatikler nasıl çalışıyor. Sağ kulakla iki sefer dokunuyorum. Müziği durdurdu. İki sefer dokunuyorum. Müziği başlattı. Üç sefer dokunuyorum. Diğer şarkıya geçti. Bu arada bütün bu dokunmatik özelliklerini bu tarafa bırakıyorum. Buradan da bir dokunma, iki dokunma, üç dokunma neler olduğunu listesini görebilirsiniz. Fazla zaman kaybetmeyelim. Gelin şimdi mikrofon testimizi yapıp videoya devam edelim. Alo. Selam hocam, işte. Eyvallah, bile bile. Nasıl gidiyorsun sen? Bence gayet şu an. Güzel gidiyor. Şey, aslında burada araba sesleri falan da geliyor. Duyuyorum ben. Yok. Dışarıda gülüyor. Gelmiyor mu falan? Şöyle söyleyeyim, sen sadece konuştuğunda mikrofon devreye giriyor. Sustuğunda hiç ses çıkmıyor. Konuşurken de arkadaki sesler de gelmiyor. Oo süper. Çok sıcak, biliyor musun dışarısı? Yanıyor. Hop, yanıyor. Tamamdır, bir mikrofon testi yapalım dedik. İyi yaptın. Teşekkür ederim ilgin alakan için. Rica ederim. Hoşçakalın. Evet, gördüğünüz gibi mikrofon testi bu şekildeydi. Ben mikrofon testinin bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Güzel bir mikrofonu var. Özellikle dışarıdaki gürültüyü kesme vesaire ben başarılı buldum. Sadece materyal olarak tam böyle bir premium hissiyat bana veremedi. Fakat biraz daha böyle kaliteli olabilirdi. Çünkü biraz diğer kulaklıklara göre fiyatı yüksek. Ama hak ediyor mu? Ediyor denebilir. Eksileri ve artıları özelliğine gelecek olursak, cidden bu paraya alınabilecek aktif gürültü engellemeli güzel bir kulaklık. Fakat eksileri olarak bu tarz kulaklıklarda böyle bir led yerine işte kırmızı yanınızdan direkt şarj takmanız gerekiyor. Yani biteceğim demek istiyor. Bir gösterge olsa işte 4 tane %25-25 olarak bence daha iyi olabilir. Bir de bu aktif gürültü engelleme olan kulaklıklarda ben kesinlikle bir uygulama arıyorum artık. Uygulama üzerinden bunlara daha iyi müdahale edilebiliyor. Hani bir uygulama desteğiyle bu olabilirdi. Benim düşünce fikirlerim bu şekilde. Ürün linkini de aşağıda açıklamalar kısmına ekliyorum. Güvenli bir şekilde oradan da alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.